Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Amerikalı ateist bir akademisyen olan Johnny, uzayla ilgili çalışmalarını yürütürken bir gün kendisini ziyarete gelen Müslüman bir öğrencisinin ilginç sorularına muhatap oldu. Öğrencisi Kur'an adındaki kutsal kitabı elinden düşürmeden ona bakıyor ve hocasına oradan iktibasla bazı sorular soruyordu. Bu sorulara kızan hoca, burasının ilahiyat fakültesi olmadığını söyleyince öğrenci ona çok kızmış ve sınıfı terk etmişti. Daha sonra öğrenci hocasına gelip özür dilemiş, bir Kur'an hediye etmişti. Johnny bunu nezaketen kabul etmiş ve bir kenara atmıştı. Daha sonra merak edip içini açıp okumaya başlayınca ilginç bir şey fark etmişti. Yüce Allah bir ayeti kerimede şöyle buyuruyordu. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Bunu gören Johnny'nin gözleri açılmış, kadim bir kitapta bu bilginin nasıl yer aldığını merak edip internetten ne zaman yazıldığına bakmıştı. Bu kitap tam 1400 sene önce yazılmıştı. Bunu gören Johnny büyük bir şaşkınlık yaşadı. Böylesine bir bilgi içeren bir kitap asla yalan söyleyemezdi. Çünkü içerisinde bugün yakinen bilinen bilimsel bir bilgi vardı. Bu hakikati görenler şaşkınlıktan küçük dilini yutuyor, bütün akademisyen arkadaşları büyük bir hayrete düşüyordu. Müslüman olan Johnny, o öğrencisiyle karşılaştığı bir gün boynuna atılarak sımsıkı sarılmış ve teşekkür etmişti. Kendisinin hidayete ermesine vesile olduğu için ona ne minnettardı. Bu hakikatin keşfinden onu da haberdar edince genç, gülümseyerek o gün kendisine sormak istediği sorulardan birinin de bu olduğunu, ancak kendisinin izin vermediğini söyleyince adam çok şaşırdı. Johnny öğrencisine tekrar teşekkür ederek onun yanından ayrıldı ve uzayla ilgili çalışmalarını Kur'an perspektifinde sürdürmeye devam etti. 1. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Sonra Allah bir duman halinde olan gökyüzünü istiva etmiştir. Kahire'de düzenlenen bilimsel bir konferansta bu ayet ele alınmış ve katılımcı yabancı profesörlerden biri şaşkınlıkla ayağa kalkarak bilim bile bu bilgiye daha ancak yeni ulaşabildi. Yapay uydular, son teknoloji kameralar ve radyo ışınlar sayesinde bu hakikati ortaya çıkarabilmişti. Bundan daha önceki bilgiler hep yanlış ve tutarsız verilerden ibaretti. Kur'an nasıl oluyor da binlerce sene önce bunu bize haber veriyor? Bu gerçekten hak olan din olmalı dedi. 2. Yüce Allah bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İnkar edenler, göklerle yer bitişik bir haldeyken bizim onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? 1979 yılında Riyad'da düzenlenen bir konferansta bilim adamları bu ayeti ele alıp evrenin başlangıçta bir toz bulutu şeklinde olduğunu, sonrasında meydana gelen patlamalarla birlikte yıldızların ve gezegenlerin oluştuğu bugün bilim tarafından ispatlandı denildi. Amerikalı bir profesör, Kur'an'daki bu ayetin bir mucize olduğunu itiraf etti. 3. Yüce Allah bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Biz her şeyi sudan yarattık. İman etmezler mi? Bugün bilimin ulaştığı verilere göre dünyada her canlının temel yapı taşı sudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri kendisi uydurmuş olsa asırlar önce bunları bilemezdi. Tüm bunlar İslami, hak olduğuna işaret ediyor. 4. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Dağa tırmanırken veya uçağa binip uçtuğunuzda oksijen seviyesindeki azalmadan dolayı göğsünüzde bir daralma hissedersiniz. Peki bunu Efendimiz'e kim haber verdi? Bunu Efendimiz uydurmuş olsaydı asla bilemezdi. Bu apaçık bir vahiydir. Yüce Allah başka bir ayette şöyle buyuruyor. Gece de onlar için bir ibret alemidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır. Biz dünya şemasını kandillerle süslemişizdir. Bu iki ayet evrenin zifiri karanlığa gömülü olduğuna işaret ediyor. Bilim adamları bugün rahatlıkla gözlem yaparak bilebiliyor ki evren karanlıkken bazı kaynaklardan gelen ışınlar yardımıyla bazı bölgeleri aydınlanabiliyor. Allah bu ışığı aldığında eski karanlığına gömülüp kalıyor. Tıpkı dünya kendi etrafında dönüp ışığını bir yüzeyine alırken diğer yüzeyini almaması gibi. Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki biz göğü korunaklı bir tavan yapmışızdır. Evrende bulunan yıldızların hepsi adeta birer kandil gibi dünya semasını aydınlatmaktadır. Bu yıldızların birer ömrü vardır. Ömrü biten yıldızlar hareket etmeye başlar. Bazıları dünyanın çekim kuvvetine girerek dünyaya doğru düşer.
İşte bu noktada Allah Teala'nın korunaklı çatı diyerek nitelendirdiği atmosfer devreye girerek bu yıldızları ve meteorları parçalar. Dünyayı yok etmesine izin vermez. Sübhanallah. Hutbemiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın okumanın fazileti hakkındadır. Haşir suresi ayet 21'de Cenab-ı Hak buyuruyor: "Eğer şu Kur'an'ı bir dağ üzerine indirseydik, o dağı Allah korkusundan alçalmış ve paramparça olmuş görürdün." Başka bir ayette, "Şu Kur'an, insanların kalp gözlerini açacak bir nur, sağlam bilgi edinmek için bir hidayet ve rahmettir." buyurulmaktadır. Diğer bir ayet ise şöyledir: "Bu Kur'an, insanlar için bir beyandır, müttakiler için de bir hidayet ve rahmettir." Şu dünya dershanesinde her Müslüman Kur'an'ın bir talebesidir. Her şeyden evvel okuyup anlayarak amel edeceğimiz ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. O ezelidir, ebedidir. Daima genç ve tazedir. O Allah'ın kelamı, Allah'ın fermanıdır. Hakiki mürşit ve rehber Kur'an'dır. Dünya medresesinin en büyük muallimi olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed bize Kur'an'ı ders vermiş. Onu okumayı, içindekilerle amel etmeyi emretmiştir. Şu hadis-i şerifleri dikkatle dinleyiniz. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip öğreteninizdir. Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an okumaktır. Muhakkak Kur'an bir zenginliktir ki onun üstünde zenginlik olmadığı gibi onunla beraber de fakirlik yoktur. Kendisine Kur'an nasip olan kimse başkasının kendisinden daha zengin olduğunu zannederse Allah Teala'nın ayetleriyle alay etmiş uttur. Demir paslandığı gibi şu kalpler de paslanır buyurdu. Cilası nedir ya Resulallah diye sorulunca Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır buyurdu. Ashab-ı kiramdan Ebu Hureyre bu mevzuda şu açıklamayı yapıyor. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa orada bolluk ve bereket çoğalır. Şeytanlar uzaklaşır ve melekler oraya dolarlar. Hangi evde Kur'an okunmazsa o evde darlık, sıkıntı, huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istila ederler. Aziz kardeşlerim, Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Bir Müslüman Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman melekler onun etrafında toplanırlar. Onun alnından öperler. O kul için Allah'tan af ve mağfiret dilerler. Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Onu tekrar tekrar okumaya ihtiyacımız vardır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırdığı gibi Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumak da manevi gıdamızın kaynağıdır. Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır. Hem sadırlara şifa, müminlere hüda ve rahmettir. Bir ana babanın çocuklarına karşı en mühim vazifesi onlara Kur'an öğretmektir. Kur'an terbiyesi vermektir. Hususan tatil devresi bu iş için bir fırsattır. Kaçırmayalım. Her çareye başvuralım. Yavrularımızı Kur'an ve iman dersleriyle tanıştıralım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyelerine kulak verelim. Kur'an okuyunuz. Zira o Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecektir. Evlerinizde çok çok Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an okunmayan evde hayır az, şerse çok olur ve o ev halkı daima sıkıntılı ve huzursuzdur. Kalbinde, kafasında Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Kur'an apaçık bir nur, hakim ve zikir ve en doğru yoldur. Muhterem Müslümanlar, hasta kalplerin şifası Kur'an okumaktır. Hasta milletlerin kurtuluş reçetesi Kur'an'a sarılmaktır. Dinimizin temeli Kur'an olduğu gibi İslam aleminin temeli de Kur'an'dır. Yeryüzünde hakimiyet Kur'an'ın hakkıdır. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak, hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Asrımız Kur'an asrıdır. Dünya milletleri İslam'a koşuyor. Dinsiz, imansız, Kur'ansız hiçbir milletin yaşayamayacağı yavaş yavaş anlaşılıyor. Bütün dünyada Kur'an'a bir dönüş ve yöneliş vardır. Kur'an'ın nuru dünyayı saracaktır. Şu ahir zamanda maddi elektrik, ışık, nur her yere ulaştığı gibi manevi elektrik olan Kur'an ve iman nuru da ulaştırılmalıdır. Kur'an'ın hakikatleri her eve, kalbe ve kafaya hakim olmalıdır. Mülk Allah'ındır. Kur'an Allah kelamıdır. Geliniz Kur'an'ı okuyalım. Hayatımıza tatbik edelim. Bütün sıkıntılardan kurtulalım.